baksana Emre 53 şapkasıyla gelmiş zaten. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin kardeşim. Davet ettiğiniz için. Ama keçi getirmemişsin. Keçimiz maalesef. Kendim zor geldim. Keçi hiçbir yere götürmüyor mu? Keçiyi ya keçiyi getiririm ama. Evet. Ya şunun güzelliğine bak. Neydi ismi? Keçimi Recep. Şu an kaç yaşında? Şu anda Nisan ayında 1 yaşına girecek. Vallahi. Keçi. Bu 1 aylıkken çekilmiş fotoğrafıdır. Harika ya. Ya şimdi istiyorum ki önce senin o gezetle çektiğin videolardan ve kendi çektiğin videolardan şöyle bir VTR hazırlamış arkadaşlarımız. Çok onları bir ediyorum. İzleyelim, bir Emre'yi bir izleyelim. Ondan sonra gideceğiz. Ha oraya seni hemşirenin yanına götüreceğim. Hatice Hamsili pilav yapacağız. Hadi buyurun izleyelim Emre'nin videolarını. Köy peyniri ve yayık ayran hazırlıyor. Çay topluyor, harman yapıyor. Köy hayatını mizahi bir dille anlatıyor. Keçisiyle olan serüveni kahkahaya boğuyor. Recep, çok yakışıklı oldun ha. Böyle saçlar da tarayayım Jerry. İsviçre'nin alplerinden, yaylalarından hiçbir eksiği yok, fazlası vardır. Genç çiftçi ve çoban Emre Yazar, 1990 yılında Fahriye ve Süleyman Yazar çiftinin ikiz çocuklarından biri olarak Rize Hemşin'de dünyaya geldi. Ben Emre Yazar. Anam Fahriye'nin, babam rahmetli Süleyman'ın en küçük oğlu son efsanesiyim. UNESCO Dünya Kültür Mirası'na annemle babamın son armağanıyım. İzmir'deki anneciğime sesleniyorum. Bana bu peyniri yapmayı öğrettiğin için çok çok teşekkür ediyorum sana. Bugüne kadar yapmış olduğum en iyi peynir oldu. Bunu sana saklayacağım ana. Arkamda görmüş olduğunuz bu ev benim Kale Yaylası'ndaki evimdir. Ben bu yaylada 2 yıl amatör, 2 yıl yarı profesyonel, 6 yıl tam profesyonel, toplamda 10 yıllık çobanlık kariyerim vardır. Kale yaylası hem köy statüsünde hem yayla statüsündedir. Görmüş olduğunuz gibi vadiler sağanak sağanak. Bu seneki hayalim bu evde önünde bulunan bu çayırlıkta çadırları kurmak. Doğayla iç içe büyüyen Emre Yazar ailesinden hem çobanlığı hem de çiftçiliği öğrendi. Köy yaşantısına dair elinden her iş geliyordu. Zamanla hem ailesinin işlerine hem de komşu teyzelerin işlerine yetişir oldu. Bir yayık operasyonunda da bu akşam birlikteyiz. Saat gece 11'e 10 var. Rakım 2300 metre. Burası Trobit Yaylası. Welcome to the Trobit. To the maşallah. Bize de maşallah deyin. Emicem'in oğlu ve ben. Biz daha iyisini yapana kadar gene en iyisi bizim. Görüyorsunuz bu yayıktu. İçinde kaymak var. Biraz sonra yağa dönüşecek. Darlandığımız zaman yayık vururuz. Hobilerimiz arasında yayık vurmak, gene yayık vurmak var. Biz devamlı yayık vururuz. Vay benim Leyla halam. Bugün kombinini değiştirmiş, beyaz tüneyini çıkartmış. Üstten bir tane tokuma yelek giymiş. Onun altından tüylü bir tane hırka, bir tane bluz. Bu üstten giydikleri çürlük etekti. Onun altından esas yün çoynek giymiş bir tane. Onun altı öyle dibinden aşağı gidiyor. Alttan güzel bir çift çorap giymiş. Tokuma altında da var ya çorap gene. Devam ediyor. Leyla halam. Sade Leyla halam değil. Bizim Karadeniz'in kadını çok çekmiş zamanından beri. Çok ezilmiş ama hiç yüzlerinden bu gülücük hiç eksik olma. Köy peyniri yapıyor. Hayvan dostları için harman yapıyor. Dağ gibi cibre duruk, işin kar yağdı. Taş yiyemedim. Çaylıklar kapanmıştı, yiyorduk buraya şimdi. Anam diyor ki o cibreyi hep çaylığın dibine düze taşı. Seni bu yaz evlendireceğim diyor. Mardun ortasına geldik neredeyse. Menekşeler çiçek açmış. Öyle güzel kokuyorlar dersemse inanma. Çünkü menekşeler kokmuyor.
Ha, eruklar çiçek açmaya başlayacak. Aslında tam sevdalık ayı da işte. Emre Yazar, üniversitede radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun oldu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sürdürmeye, Gezep ismini verdiği keçisine ise adeta bebek gibi bakmaya devam etti. Merzifon eşeğe kadar keçi oldun, daha da suyu biberon da içiyorsun. Normal niye içmezsin? Bak, kafam bozuk zaten. Helal, helal, helal. Al kanka buyurun, dur. Helal. Allah nasil edeyim, Allah nasil edeyim, Allah nasil edeyim. Dert gelir bulur beni, dert gelir bulur beni, dert gelir bulur beni. Besleyip büyüttüğü hayvanlarıyla farklı bir bağ kuran genç çoban, keçisi Gezep, kedileri ve inekleriyle çektiği videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Rezi, çok yakışıklı oldun ha. Ha böyle saçlar da tarayayım geri. Sesimi çıkartma, anamın tarafını çalmışım. Seves bak, sağ helal olsun. Dur. Dur, dur. Ha, dur, dur. Beni mi yiyeceksin? Beni mi yiyeceksin? Neslihan, bilir misin tatlı ile yavani? Ya ağzımda dil olsam diyor, ya ağzımın tavanı. Ayşem kümesin diyor, ay sen güneşi sen. Tavukların içinde diyor, en güzeli sen misin? Benim beyaz prensesim ya, lagertem ya. Deseler ki tavuklarının içinde en çok hangisini seviyorsun? O bilir duymuyorsun ama en çok seni seviyorum. Vay benim siyah incim, benim Naomi Campbell'ım. Deseler ki tavuklarının içinde en güzeli hangisidir, en çok hangisini seversen? Eğer seni demesem sen oğlayım. Köy hayatını mizahi bir dille anlattığı paylaşımları kısa zamanda büyük beğeni topladı. Lastikleri Pazar ilçesinde Cacıye'den aldım. Ne oldu? Pontuli geçen hafta evde elbiselerin içinde buldum. Abilerimin de olabilir. Pontul da pek ayırt etmiyoruz. Ne bulursak onu yiyoruz. İşe giderken. bandanalarım özel olarak İngiltere'de bir butikte dikiliyor. Tişört Ibiza hatırası. Biliyorsunuz ben her yaz Temmuz ayında tatilimi Ibiza adalarında, İspanya Ibiza adalarında geçiyorum. Oradan Ağustos'da Barbados adalarına giderim. Rihanna'nın babasının çiftliği var. İlla gel bir hafta kalalım der her sene. Öyle tatili bitiriyor işte. Gel. 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 Niye beni bağırtıyorsun? He? Beni niye bağırtıyorsun? Gel güvcenleri ye demedin mi sen? He? Rezil. Aferin ye güvcenlerin dallarını. Kiti 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 piti 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 piti. Paşa. Paşa. Rezil. Niye birbirimize bet bet bakıyorsunuz? Paşa. Rezil'den korkuyorsun mu? He? Öyle yok, kavga etmek yok. Paşa. Paşa vurursa bak. Öyle oldun ama basar şey, boynuzu. Sana da verdim ben, sen de sütun geçtin. Bunu da keçi geçsin. Arkadaş olun ha, bile birbirimize sahip çıkın. Ya dur sen, dur ki sütünü içsin, dur. İçmişsiz, yemişsiz de akşama kadar yemişsiz, bu açtı. Hemşin'deki köy evinde yaşayan genç çoban babasını ne yazık ki kaybetti. Annesine vefasını ise her fırsatta dile getiriyor. Evet, süt peynire döndü artık. Evet, ana işi ustasını bırak bakayım. Görüyorsun tamamen organik, el değmeden demeyeceğim çünkü bunu el değmeden yapmak imkansız. Ama elleri devamlı yıkayacaksın.
temizlik konusunda önce Allah'tan korkacaksın. Böyle böyle, bu yerlerini böyle birleştireceksin. Güzel şekil vereceksin. Bunu iyice ezeceksin. Bunu ezerken dünya hayatını unutacaksın. Çok güzel ya. Keçiyi bayağı evcilleştirmişsin. Keçi bayağı bir evcilleşti yani. Bayağı köpek gibi ismini söylüyorsun. Gezep diyorsun, geliyor. İki günlükken benim kucağıma geldiği için ben ona iki günlükken 5,5 ay süt içirdim. Annesinden ayrıldı. O yüzden o artık beni bir annesi gibi görüyor yani. Kucağımı, yanımı annesi gibi görüyor. Böyle şehre indiğin zaman böyle alışverişe falan yanında götürüyor mu onu? Hemşire merkeze indirdiğim zaman getiriyor. Ne yapma derseniz onu yapar. Öyle mi? Keçi gibi inadı var derler ya. Keçi orada. Gibi inadı var işte. Yani bu sözlerin demek ki bir şey, doğruluk şeyi var. Bir doğruluğu var. Ben keçiden sonra anladım yani. Güzel. Peki bu arada lastikler kışlık mı? Lastikler 4 mevsim. Yazın, kışın, sonbahar, ilkbaharda biz bunu her zaman giyeriz. Çok güzel ama ya. Çoraplar yöreme aittir. Anne mi dikti? Yöresine. Anne mi yaptı bunları? Annem başka da yapmıştı ama bunları Hemşin Halk Eğitim Merkezi'ndeki kadınlarımız ördü. Size çok çok selamları var. Aleykümselam, benden de selamlar. Çift telli çoraptır bunlar. Boynumdaki puşidir. Yöremi... Şu an görüyoruz zaten. Evet, şu anda görüyorsun. Bu çorabın örülmesi. Ve başlarındaki puşi şu an boynumda olan. Hatice şefimin başında olan. Yöremde, kıyafet kombininde en önemli aksesuardır. Ne güzel. Bizim en önemli aksesuarımız. Bu puşi erkekler de takıyor ha? Bir şal olarak bu şekilde boyuna takılıyor yani. Buradan bizden de selamlar olsun. Hatta galiba bana da hediye yollamışlar. Evet, şöyle yine. Canım ablalarım bak. Rize spor renkleriyle bunu size gönderdiler. Hiç dediler kafasına takmasın. Ayağını sıcak. Başını serin. Dünyayı düşünmesin derin. Giysin de olur. Dur bakalım. Ben. Vallahi güzel oldu ha. Kur'an çarpsın, çıkar ayakkabıyı bunu şey yapıyor. Bunu da herkes yapmaz yani. Ayakkabıyı çıkartıp da bu çorabı giymekle herkes uğraşmak. Yörem adına, hemşin adına çok çok teşekkür çok, ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Oh mis gibi ya. Çok da güzel oldu. Çıkardım ayakkabıları. Bugün ayakkabısız yayın yapacağım. Giderken lastikleri de bırakırım ben. Ha, lastikleri de nasıl 4 mevsim? 4 mevsim. Şu puşiyi de alayım. Bu da yine puşim. Şöyle bunu bir açmak istiyorum. Ey güzelliğe bak şöyle. Ya. Bakar mısın? Bu renkleri bana özel yapmışlar ama biraz sanki. Sarı lacivert biraz fazla. He? Bu renkleri size... Güzelliğe baksana ya. Bu kumaş nedir? Pamuk diye diyorum ben ama. Pamuk tamam, mu pamuk o? Elimdeki pamuk. Puşimi de takayım. Ben yapayım. Emre gel. Gel mutfağa doğru gidelim. Çok güzel ya.